barcha barcha dindoshlarimiz asli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oshiqlari. Ko'rib ko'zlar quvnimasin nechun. Oyoqlar chigaldi, og'riq berdi, bellar toldi. Mana bu yerda mo'tabar otaxonlarimiz turishibdi. O'tirishdi savlat to'kib. Bular ham charchoqlarni bilayotganlari yo'q. Sababi sevikli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning go'zal sifatlari va siyratlari qalbimizga tubiga kirib boryapti. Ana shunday oshiqlar qissasidan birini sizning e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Professor doktor Adham Jamil o'g'lidan 12 yoshida hayot bilan vidolashgan payg'ambar oshig'i bo'lgan Hasanning juda ta'sirli hikoyasi bu. Bu hikoyaga chamasi 30 yillarcha bo'lgan. Hasanning yoshi 11-12 larda. Hali balog'at yoshiga yetmagan. O'sha vaqtlarda Risolat filmi o'ta mashhur bo'lgan edi. Insonni ajib bir holatga tushiradigan film edi bu. Hazrati Hamzani anglatar edi. Voqealar Hazrati Hamzaning atrofida sodir bo'lar, uni markazga olib Hazrati Payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallamning hayotini taqdim etishga harakat qilinardi. Hasanning otasi aytib bergan edi. Payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallamning hayoti haqidagi filmni bir video magnitofonga qo'ydik. Videoni oilamiz bilan tomosha qildik. Film 3 soatcha davom etdi. Juda ta'sirlandik. Payg'ambarimizning hayoti oilamizning har bir a'zosiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Hazrati Hamzaning vahshiy tarafidan o'ldirilishi, o'sha jang, Uhud, payg'ambarimizning chekkan azoblari va boshqa voqealar hamma-hammasi qalbimizdan joy oldi. Shu kundan boshlab o'g'lim Hasan har kuni maktabdan kelib shu videoni qayta-qayta tomosha qiladigan bo'ldi. Shanba va yakshanba kunlari esa ertalabdan kechqurungacha tomosha qilardi. O'g'lim, ha bu kinodan zerikmadingmi? Ota, payg'ambarimizni juda sevdim men dedi. Qanday qilib? Payg'ambar sevgisi bu otajon. Payg'ambarimizni juda yaxshi ko'rib qoldim. Shunday qilib uyimizda har kuni shu kino. Hasanning holati butunlay o'zgardi. Har kuni sevgan kinosini tomosha qilishni kanda qilmasdi. Payg'ambarimizni sevdim deb takrorlardi. Bir kuni qarasak, usti boshi changga belangan, kiyimlari yirtilgan holda kirib keldi. Kim bilandir yoqalashgan. Hasan o'g'lim, senga nima bo'ldi? Ota, sinfimizda bir o'rtog'imiz bor. Payg'ambarimizni haqorat qildi, chidab tura olmadim. Uni urdim, u ham meni urdi, men ham urdim. Ha, senga nima edi? Payg'ambarimizni so'kishlariga chidab tura olmadim, ota. Men ham urdim, u ham urdi, kaltaga ham yedim. Ertasi kuni xizmatchim keldi. Hasanning o'qituvchisi sizni chaqirtiryapti, deydi. Ayolim bilan birga maktabga bordik. Hasan to'polon qilyapti, o'rtoqlari bilan ko'p urishyapti, bolangizni nazorat qiling deya bizga tanbeh berdi. O'qituvchisi yoshgina bir ayol edi, bir narsalarni tushuntira olmadik. Albatta u o'g'limning fe'lidan norozi edi. O'g'lingizga hushyorroq bo'ling, yanada kattaroq ishkal chiqarmasin dedi. Shularni anglatdi o'qituvchi. Biz juda xafa bo'lib uyga qaytdik. Hasanning quloqini burab jazosini berishga majbur bo'ldim. Hasan bundan keyin hech kim bilan g'avg'o chiqarib yurma, tushundingmi? O'qituvching bizni tergadi. Bizga shu kerakmidi? Biz sen tufayli gap eshitdik, shu yaxshimi? Ammo ota, payg'ambarimizni haqorat qilyapti axir. Men bunga chidab tura olmayman, nima qilay deb yig'lavordi Hasan. Agar yana shunday qilsang, kalta kiysan dedim. Yana bir kuni maktabdan burni qonagan, boshi yorilgan holda keldi. Kiyimlari tuproqqa qorishgan Hasan yana kalta kiygandi. O'g'lim, nima bo'ldi? Ota, o'rtoqlarimdan biri bu safar Allohni haqorat qildi, chidab tura olmadim, uni urdim, u ham javob qaytardi. O'g'lim, qachongacha seni o'qituvchingdan gap eshitamiz axir? U tomonga yurdim, bu tomonga yurdim, u qochib qoldi. Agar yetib olsam, yaxshigina mendan kaltak yesan dedim, yetolmadim. 2 kun tog'asinikiga ketib qoldi. Men ham o'zimga kelganimdan keyin tog'asinikiga bordim. Tog'asi uni urma dedi. Endi yana bir marta shunday bo'lsa, albatta uraman dedim. Ota,
avvalgisi payg'ambarimizni so'kgan edi. U boshqa masala edi. Endi bunisi Allohni haqorat qilyapti. Men bunga chidab tura olmayman. Yana shunday qilsa, yana uraman, yana urushaman dedi. Agar shunday qilsang, men o'zim seni ta'ziringni berib qo'yaman dedi. Hasan shu gapdan so'ng maktabga tinch borib kelib yurdi. Oradan 15 kunlar o'tdi. Bir kuni Hasan grippga o'xshagan holatga tushib xastalanib qoldi. Doktorga olib bordik. Grippga qarshi dori berdi, ichdik, ammo dori ta'sir qilmadi. Hasan kundan-kun holdan toyib bordi, ozib ketdi. Xastaligi kun sayin kuchayardi, tamoman quvvatsizlanib qoldi. Dorilarni berganimiz sari uning ta'siri sezilmas edi. Yana doktorga bordik. Qon olaylik, qonini tekshirib ko'ramiz dedi doktor. Qon tahlilini oldi, ertasi kuni javobini olgani bordik. Doktor shubhali bir narsa bor, yana boshqatdan nozikroq tahlil qilib ko'ramiz deb aytdi. Nozik tahlil, yana qonlar. Tahlil javobini olish uchun borar ekanmiz, ming turli xayollar bordi bizda. O'g'lingiz oqqon kasalligi chalingan, davolashga ojizmiz deydi. Bu so'z yuragimizga o'q tekdi. Oh, Hasanima. U endi 11 yosh, 4-chi sinfda. Hasan kimyoterapiya ola boshladi. Bilmadim nima bo'ladi. Davo izlab u yoqqa yuguramiz, bu yoqqa yuguramiz. Hasanning ahvoli og'irlashib to'shakka yotib qoldi. O'rtoqlari uni ko'rgani kelardi. O'qituvchisi ham ziyoratga keldi. Hasan, qalaysan? Tuzgimisan? Hasan boshini qaray qimillatardi. Hasan ketayotgan edi. Ey o'g'limiz, ko'zimiz o'ngida go'yo eriyapti. Ovqat deyarli yeyolmasdi. Ozgandan ozib ketdi. Kasallik yengib borardi. O'g'limning sochlari to'kila boshladi. Lekin bitta narsa, Hasan tinmay Qur'on o'qirdi. Onasiga ham bir narsalarni o'rgatishga harakat qilardi. Hasan o'zi ovqatlana olmay qoldi. Uni amallab ovqatini yedirardik. Kundan kun so'lib borardi. Shu holda duolar qilardi. Payg'ambarimizga davomli salovatlar aytardi. Payg'ambarimizni seving, Allohni seving, Qur'onni seving, namozingizni o'qing derdi. Oqibat bor derdi. Oxirat bor derdi. Shu kabi so'zlarni tinmasdan takrorlaydigan bo'ldi. Saharda chirog'i yonib qoladigan bo'ldi. U bomdod namozini o'qirdi. Biz kalitning teshigidan sekin uni kuzata boshladik. Namozdan so'ng asta borib derazani ochardi. Qo'lini qorong'ulikka yo'naltirib bir narsalar dirdi. Ammo biz nima deyotganini eshitmasdik. Go'yo u kim bilandir gaplashayotgandek edi. Bu hol bir necha kun davom etdi. Biz ko'p ajablandik. Ha, bola ketishini sezyapti shekilli deb o'yladik. Buni ko'tara olmay aqlini yo'qotyapti degan fikrga bordik. Har kuni shahvol. Bir kuni namozdan so'ng derazani ochib bir narsalar deyotgan onda eshikni ochib ichkariga kirdik. Hasan, nima qilyapsan, bolam? Hech nima. O'g'lim, har kuni tongda seni shu teshikdan kuzatamiz. Namozdan keyin derazani ochasan, qorong'ulikka qo'lingni cho'zasan, bir nimalar deysan, nima bu o'g'lim? Kimga bilan gaplashyapsan? Otajon, har tongda tong shamoli esadi-ku. Men shu shamol bilan gaplashyapman. Ey shamol, sen doim kezasan-a? Sendan bir iltimosim bor. Agar Madinaga yo'ling tushsa, mening salomimni payg'ambarga yetkazgin. Shu tarzda payg'ambarimizga salom yo'llayman, ota. Mana shu voqeadan so'ng Hasan anchagina kuchdan qoldi. Endi chaqaloqni boqqandek hamma narsani shindirib bera boshladik, arang yutardi. Tura olmay qoldi. Bir kuni tongda Hasan bizga dedi: "Otajon, bugun kechasi ajoyib bir tush ko'rdim-da. Bir ajib hodisa bu. Nima bo'ldi?" Ota, bugun shunday hodisa bo'ldiki, yo'q, tush emasdi bu. Tushni nima ekanligini bilaman. Uyqum kelganda ko'zimni yumaman, uxlayman, keyin tushlar ko'raman, lekin bu hodisa tush emasdi, ota. Bu hodisani ikki ko'zlarim bilan bor-ku, mana shu ko'zlarim bilan ko'rdim, ota. Aytsam ishonmaysiz. Uyimizning shifti bor-ku, ikkiga ayrildi. Chatir-chutir ovoz keldi. Men zilzila bo'lyapti deb o'yladim. Shunday o'tirdim, qaradim, yuqoridan ikki kishi tushib kelardi. Oppoq kiyimda, soqollari qop-qora, kulib yonimga tushdi. Biz farishtalarmiz deydi. Meni quchoqladilar, o'ptilar. Qalaysan Hasan, yaxshimisan dedilar. Biri sochimni silardi, ikkinchisi yelkamni silardi. O'zimni juda baxtli his qildim. Sizning ismingiz nima dedim. Ismlarini aytdilar, lekin unutdim, ota.
eslab qala olmadim. Hasan, juda charchading. İstesen seni bir aylantirib kelaylik, yur. Qara, necha oydan beri yotibsan, shunday bo'ladi. Yur, seni bir aylantiramiz dediler. Xo'p dedim. Farishtalarning bir qo'limdan boshqasi ikkinchi qo'limdan tutdi. Birgalashib yuqoriga ko'tarildik. Tepadan bizning dalamizni ko'rdim. Bulutlarni kechdik, yana ko'tarildik, yana. Bu yer nima? Bir ajoyib ko'm-ko'k joy ko'rindi. Juda katta, juda chiroyli edi. Bu joy jannat deydi. Shunaqami? Qani yurt ko'raylik-chi? Aylanayotganmiz, katta bir ko'shk ko'rindi. Bu ko'shk dedilar. Bu sening ko'shking, Hasan. Ko'rishni xohlaysanmi? Albatta xohlayman. Yur unda birga aylanamiz. Ko'shk shu qadar katta ediki, nariga uchi ko'rinmas edi. Shu ko'shk meniki ekan, ota. U yerda ko'p narsalar bor edi. O'yinchoqlar, o'rtoqlar ham bor edi, xizmatkorlar, yeydigan, ichadigan narsalar hammasi muhayyo edi. Shu qadar go'zal narsalar borki, meni ko'p aylantirishdi. Hasan, senga bu yer yoqdimi? Qolishni istaysanmi? Shu yerda qola qol deydi. Yoqdi. Qolishni istayman. Mana bu buzoq seniki. Ruxsat ber, biz uni soyamiz. Keyin sen shu yerda qolasan. Dunyoga tushma. Birdan sizlarni esladim dedi Hasan. Bo'lmaydi. Men ota-onamni istayman, onamni istayman, otamni istayman. Men ularni sog'inib qolaman. Hasan, qara, biz seni sevamiz. Shu joylar hammasi seniki. Pastda xasta bo'lyapsan, qiynalyapsan. Xolasang shu yerda qol dedilar. Ya'ni u buzoq so'ylar ekanda men shu yerda qolar ekanman. Yaxshi tushunmadim. Ota, nafsim o'limimga ishorat etmoqda. Ular meni ko'ndirishga ko'p harakat qildilar. Qara, shu yerlar seniki. Bu yerda abadiy qolasan. Men esa men ota-onamni yaxshi ko'raman. Ulardan ayrilishni istamayman. Shuning uchun bu buzoqni so'ymang, istamayman dedim. Meni ko'ndira olmadilar. Mayli. Xohlasang qolasan, xohlamasang yo'q. Seni pastga tushib qo'yamiz, olib tushib qo'yamiz dedilar. Peshonamdan o'pdilar. Keyin meni pastga olib tushib qo'yib yuqoriga ko'tarib ketdilar, shift yopildi. Shundan keyin Hasanning xastaligi yana kuchaydi. Oddiy hojat ishlarini ham bajarolmay qoldi. Lekin doim salovatlar keltirardi, duolar qilardi, ziyoratga kelgan do'stlari, qarindoshlariga doimo namoz o'qing, hatto sadaqa, zakot berish, yaxshiliklar qilish kerakligini aytaverar edi. Allohni sevishni, payg'ambarni sevishni, Qur'onni o'qishni va hokazo masjid imomidek nasihatlar qilishni boshladi. Biz onasi bilan 5 vaqt namozni qoldirmasdik. Bizni ko'rib Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sizlarni juda yaxshi ko'raman derdi. Namozingizni hech tashlamang deb yolvarardi. Jon dildan o'tinardi. Shunday qilib Hasanning xastaligi avjiga chiqdi. Taom yolmay faqat suv ichardi xolos. Ba'zan sho'rvaning suvini ham arangina ichirardik. Lekin namozlarni kanda qilmasdan joyida o'qirdi. Va duo qilardi. Allohim, mamlakatimizni qutqar, dushmanlarimizni o'zing daf qil, hidoyatingdan ayirma, o'limimizni oson qil, iymonimizni salomat qil, islomiyatga kuch ber, payg'ambarimizga loyiq ummat qil, payg'ambarimizga muhabbatli qil. U zotni sevdirgin deb duo qilardi. Hasan biz hech bilmaydigan tarzda duolarni ko'p qildi. Go'yo Alloh unga o'zi ilhom berayotgandek edi. Bir kuni onasi bilan birga taom berish uchun kirganimizda dedi. Ota, ana u hodisa yana sodir bo'ldi. Qaysi? Yana uyimizda shifti chatir-chutir bo'ldi. O'sha farishtalar yana keldilar. Biri kular yuzli, soqolli yosh yigitlardek edi. Assalomu alaykum dedim. Va alaykum assalom, biz yana keldik deydi. Meni quchoqladilar, siladilar, erkaladilar. Qalaysan Hasan? Yaxshimisan? Ancha qiynalyapsan. Seni jannatga olib chiqaylikmi deydi. Mayli, faqat u yerda qolish yo'q-a. Maylimi dedim. Xo'p, Hasan, seni u yerda zo'rlab qoldirmaymiz. Bo'pti. Meni yana chiqaring unda. Yana ko'tarildik. Ana shunday yana go'zal ko'shkni ko'rdim. Bu seni ko'shking aylangan edik-ku deydi. Qarasam, ko'shkimning yonida yana bir ko'shk paydo bo'pti. U kattaroq edi. Juda ajoyib bezakli. Oxiri ko'rinmaydi. Butunlay boshqacha edi. Bu nima dedim? Bu ham seni ko'shking. Alloh seni sevgani sari beraveradi deydi. İstasang u yerni aylanamiz. Mayli.
Fakat bu yerde kalışını istemeyim ben. Fakat ota anamını yakışı koramam. Ota anamın yanına kaytemem dedi. Mayla Hasan, sen istemezsen bu yerde kaldırmayız. Taşvişlenmedi işte. Son içkerge kirdik. Koşunun içi de havuzlar vardı, sular, serap, hamma nasıl vardı. Menge okşagen ballar hamcı da köpeken. Ular bilen oynadım, maşineleri borakken, ularını mindim, tamamlar yedik. Bu dünyada kormagen her kandayı tamamlarını yedim. Ata, keyin velosipet minip her tamamını aylandım. Sağ salamat yurdum. Hamma yok altın kümüştek, olmazdek parlardı ata. Hamma yok şundaydı. Anca sayırgı genimden son, Hasan, halay rahat aldın mı deyişti. Rahatlandım dedim. Endi seni atayın anayını aldıge alıp barıp koyamaz deyişti. Ama mama yok. Ana senin bu zahşeyin türüptü. Hala sen onu soyamaz şu yerde hala sen. İstemezsen yine paski apçuş koyamaz atayını anayını aldıge deyişti. Ha, ben ulanı cüda sevemem. Bu yer güzel, haddan taşkarı güzel. Lekin ata anamdan ayırmengiler dedim. Arada bir eşike kuzum çüktü. Bu eşik ne var dedim. O eşik almastan, marcandan, cüda güzel taşlardan ibaret edi. Şu kadar güzel idi ki, söz bilen tarif kılıp bulmaydı. Bu eşik kulup mu? Gerge yap çıkadı ozu. Bu eşiknin arkasında büyük bir zat var. Haklasın onu hem ziyaret ettiremiz de işte. Elbette ziyaret kılama. Yaşır işte. Onu kandayı açamız. Kalit kereyemez. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah desen açıla dedi işte. Eşikini aynen şu sözler bilen seslendim. Açılıp gitti. Ama ota içkarda şunday küçlü bir nur taralardı ki gözlerim kamaştı. Gözlerim tozup aldım. Keyin içkardan acayip bir muş gibi hattı hit geldi. Şunday yokumlu edi ki ota men bunday hidni aldın hiç kaçan tüymegen ben. Bir iki kadem içkariye kırışım bilen gözümle yine de kamaştıradigen güzel bir renkler cilalandı. İçkarda katta bir taht durardı. Krallar oturduğun tahtlardan hem güzel rak taht idi. Karadım. Yüzleri, gözleri güzel bir zat menge geldi de. Onu kurar kurmaz içimde güzel bir hıslar payda buldu. Onun yanına vardım, tiz çöküp oturdum. Onun yüzüge baktım. Şu kadar güzeldi ki ata pırıl pırıl parlardı. Şunday güzel yüz dedi ki ata hayran kalasız. Bu kanday güzel geken. O menge bakardı. Başım nasıl idi? Hasanım dedi. Hasanım dedi ota. Ota. Keyin haligi farishta menga yana bir yuzlandi. Qalay dedi. Men biron bir gapni ayta olmadim. Haligi zot menga qarab turdi. Siz kim bo'lasiz dedim. Shunda tanimadikman dedilar. Taniganday bo'lib turmani eslolmayapman. Nega eslamaysan? Arsin har kuni shamol orqali menga salom yo'llaysan-ku. Yo Rasululloh dedim. Yo Rasululloh sizmisiz dedim. Xohlasam mı yanımda dediler. Xohlasang buzog'ingni suv ichadi. Razı bo'ldim. Ota-onangni sog'inmaysanmi dediler. Ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizni onamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman, otamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Zerikib qolmaysanmi dediler. Sizni yonishda zerikmayman yo Rasululloh dedim. İstesen hariyem peske düşesem. Ya Resulullah. Bu zağımda soysunlar. Men siz bilen kalemem dedim. Resulullah ettiler ki. Hop. Onda bu zağımda soyunlar. Bu zağım oldu. Men peygamberin hakem kuşağına aldım. Şundan keyin payg'ambarimiz menga qani endi biroz pastga tush. Bugun peshin namoziga azon aytilgandan keyin seni olib ketgani boramiz Hasan. Shu yerda yonimda qolasan. Menga qo'shni bo'lasan. Mendan hech qachon ayrilmaysan. Sen bilan birga yashaymiz, rozimisan?
Keyin haligi melekler meni yana pastga olib tushib qo'yishdi. İçkariga kirdik. Yotog'imga yotqizdilar. Mana tong otdi ota. Bugun peshinda payg'ambarimiz meni olib ketgani keladilar. Birga ketamiz ota. Bundan buyon men u zot bilan birga yashayman. So'z topa olmadim. Aman bo'l o'g'lim dedim. Holatni tushundik. Bola bugun peshinda ketadi. Buni angladik. Lekin tush ko'ryaptimi, voqelikmi buni anglolmadik. Ammo nima bo'lganda ham Hasan buni ko'rdi. Buni tush emas dedi. Mahzun bo'ldik, yig'ladik. Bolani o'lim vaqti yetib kelib qoldi. Peshin namoziga azon aytilganda o'z ishim bilan mashg'ul edim. Onasi telefon qildi. Dadasi Hasan og'irlashdi. Payg'ambarimiz keladi, meni olib ketadi. Meni bir oz to'g'rilang. Oyoq orqamni yostiqqa suyab qo'ying. Payg'ambarimiz to'g'ri qibla tarafdan keladi. Yotog'imni qiblaga to'g'rilab qo'ying. Oyoqlarda tura olmayman, lekin juda bo'lmasa yotgan holatda bo'lmayin, deyapti. Sizni chaqiryapti dadasi. Yugurib bordim. Hasanni quchoqladim. Ota, nega xafa bo'lasiz? Ha, men payg'ambarimizni oldiga ketyapman axir. Shunga ham xafa bo'lasizmi? Siz nima deb o'ylayapsiz? Hammaga xabar berildi. Qarindoshlar to'plandilar, 30-40 kishi keldi. Payg'ambarimiz keladigan vaqt bo'ldi, dedi Hasan. Qibla tarafdan keladi, dedi yana. Meni olib ketadi. Atrofida yig'ilgan qiz va o'g'illarga xitoban bir-biringizni xafa qilmanglar, ko'nglingizni sindirmanglar, Allohni payg'ambarni sevinglar, namozga xushyor bo'linglar, musulmon bo'ling, dinga xizmat qiling, Allohni seving, bir-biringizga hurmat qiling, jo'mard bo'ling, uyingizda taom yediring, sadaqani ko'paytiring, ko'p-ko'p zakot bering, faqirlarning yonida bo'ling degan gaplarni ko'p takrorlardi. Bir masjid domlasidek nasihat qilardi. Hasan biroz to'xtar, birozdan keyin yana shu nasihatlarni davom ettirardi. Bir payt, ota, qarang, payg'ambarimiz kelyaptilar. Oppoq otga minib olganlar. Yonlarida Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Ali, Hazrati Hamza, orqalaridan sahobalar kelishyapti. 20 kishi, hammalari oq otda ko'ryapman. Ota, ko'ryapman. Alhamdulillah, men bugun Rasululloh bilan qovushaman. Biz qibla tarafga qaradik. Hech narsa ko'rmadik. Hasan ko'rayotgandi, biz ko'rmadik. U hayajonda edi. Yuzi birdan jonlanib ketdi. Harakatga tushdi. Holbuki oyog'ini ham, qo'llarini ham ko'tara olmas edi. Birdan jonlanish paydo bo'ldi. Hayajon bilan Rasululloh kelyaptilar. Meni olib ketgani kelyaptilar. Ana ko'prikdan o'tdilar, yaqinlashdilar dedi. Biz devorga qaradik. Hech narsa ko'rmayapmiz. Yaqinlashdilar. Mana uyga kirdilar, ota dedi. Shu payt qandaydir uy bir chayqalib ketdi. Lekin bir narsa ko'rmadik. Ammo keldilar degan onda go'yo zilzila bo'lgandek bo'ldi. Angladikki, nimadir bor. Keyin sezdikki, uy ichi ajib bir mushk bilan to'ldi. Bu hid dunyoning hidi emas edi aniq. Hasan turmoqchi bo'ldi. Qimirlay olmasdi. Assalatu vassalatu alayka ya Rasululloh. Xush kelibsiz ya Rasululloh. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Sayyidal Awwalin wa Akhirin. Salavat aytardi. Qo'lini ochdi. Nima bo'lganini bilmadik, ammo birdan boshi sekin orqaga ketdi. Ruhini osonlik bilan topshirdi. Hasan ketdi. Vafot etdi. O'lgandan keyin 7 kungacha o'sha uyimizdan o'sha hid ketmadi. Bir narsa ko'rmadik, lekin ajoyib bir hid tarqalgandi uyimizda. Bu hid hatto kirganlarning kiyimigacha singib ketdi. Do'stlarimiz hamma so'radi, bu qanday hid edi deb so'radi. Bilmadim. Hasan o'layotgan paytda shu hid tarqalgandi. Shu hid uyimizda qoldi. Hasan ketdi. Hid qoldi. Payg'ambarga muhabbat bilan to'lib toshgan qalb bilan ketdi.
jondan ortiq sevgani payg'ambariga qovushdi. Qanday yashasak shunday o'lamiz. Hayotimiz qanday bo'lsa, o'limimiz ham shunday bo'ladi. Biz qanday yashayapmiz?